Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Şimdi hadiste ne çıkmıştı karşımıza? Evet. Ne demişti Rabbimiz ona? Ne buyurmuştu? Bir balık Bir zembil hazırla. zembil hazırla. Ya Evet. zembil dediğimiz bir küçük işte çantalıktır. Evet. Onun içerisine sen bir balık al. Hı. O balıkla iki denizin birleştiği yere git. Musa Aleyhisselam neredeydi? Haritayı açacağız şimdi. Oraya doğru git. Balık kaybolduğu yer Hızır'ı bulacağın yer dedi. Yanındaki genç kim? Yanındaki genç kim? Yanındaki genç hocam, yanındaki genç bu Yuşa Hazretleri, o Yuşa Hazretleri mi? O Yuşa Aleyhisselam. Yani şu Beykoz'daki Yuşa Aleyhisselam. Beykoz'da makamı bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin işaret etmiş olduğu Beykoz'da makamı bulunan Yuşa Aleyhisselam. Bir dakika şimdi. Ama Eski Ahit'te Yeşu bölümünde uzun uzun hayatı anlatılan Yuşa Aleyhisselam. Bu bahsettiğimiz Yuşa. Şimdi bu Yuşa Aleyhisselam, yani şimdi bir dakika, Beykoz'daki o uzun kabirden bahsediyorum ben Doğru. şimdi. Orada makamı var dediniz. Evet. Orada yatıyor mu? Yok. Orada yatmıyor. Hazreti Yuşa Aleyhisselam bir şehit peygamberdir. Evet. Zahiri olarak, fıkhi Bu olarak. genç, Hazreti Musa'nın yanındaki genç o değil mi? Şimdi o burada kalsın. Evet, Hazreti Musa tamam. Aleyhisselam bir peygamberin yanında yetişti mi? Evet. Kimdi o? Şuayb Aleyhisselam. Şuayb Aleyhisselam. Allah Musa Aleyhisselam'dan sonra yetişecek Yuşa Aleyhisselam ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'ın yanında yetiştiriyor. Yanında birçok kişiyle gidebilirdi. Özellikle Yuşa Aleyhisselam'ı seçti. Neden? Maide suresi 22. 12. ayette orada Kehf yazan yerden Maide'yi seçip 60 yazan yerde 12'yi seçebilirsiniz. İsrailoğulları bulundukları hayattan sıkılıp soğan, sarımsak falan isteyince Evet. Allahu Teala diyor ki gidin Eraha'ya, orayı fethedin. Ardı Mevut'tur orası sizin için. Hı Oraya hı. geçin diyor. Hazreti Musa da her aileden bir elçi seçiyor. Gidin diyor. Her ailenin bir elçisi olsun, temsilcisi. Bir gidip bakın orada kim var, kim yok. Bir istihbarat alın diyor. Onlar geldiği zaman maalesef oradakiler ne yapıyor? Bakın karşımıza çıkıyor. Onlardan bir söz almıştı. Onlardan 12 temsilci seçilmişti. Onlar o verdikleri söz gereğince gideceklerdi, bakacaklardı, gördüklerini anlatacaklardı. Gittiler, gördüler. Şimdi ayetten 22 açar mısınız? Bir baktılar ki güçlü, kuvvetli adamlar var, Filistiler. Yapılı adamlar, at kavminin geri kalan bakiyesinden korktular. 12 tane temsilciden 10 tanesi dedi ki biz bunlarla savaşamayız. Halk zaten korkuyordu. Korkuyu baştan daha çok verdiler. İki kişi hariç. Bir tanesi Kalib bin Yukna, diğeri ise Yuşa bin Nun. Bakın ne diyorlar? Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz dediler. Tamam. Korkanlar böyle demişler. Ama içlerinden iki adam, bakın. Kâle raculâni minellezîne. İki tane adam, hani racul, adam gibi adam derler ya. Evet. İki tane adam, kim birisi? Kalib bin Yukna, diğeri Yuşa bin Nun, Yuşa aleyhisselam. Ne Evet. demişler? Onların Üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi? Artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. ya ve alallahi felyetevekkelu inne feyetevekkelu in kuntum mu'minin. Diğerleri korku pompalıyor. Çok güçlü adamlar, şunlar bunlar diyor. Psikolojik bir harp yapıyorlar. Soğuk savaş uyguluyorlar. Musa aleyhisselam ve yanında bulunan müminleri caydırıyorlar. Bu İki tane adam ise Yuşa sıkıntı yok. Hazretleri de o zamanki Filistiniler gibi iri yarı mıydı böyle? Hayır, normal İsrailoğulların içerisinde bulunan bir birey. Normal biri. Ve orada diyor ki Yuşa Aleyhisselam ile Kalip korkacak bir şey yok diyor. Evet. Giriş Tamam. yerini tespit etmişler. Bakın Evet. oraya girin diyor. Üst kapıdan girin onların oraya diyor. Hı. Galip gelirsiniz diyor. Bir aşağı inin adı güzel. Şimdi hocam izleyicilerimizin kafasını çok karıştırmamak için Hazreti Musa ile Hazreti Yuşa yola çıktılar. Çıktı. O Yuşa kimdi diye bir Evet. parantez açtık. Parantez açtık şimdi. Şimdi tekrardan döneceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.